Mega Birlik Medya, 26 Ağustos 2008'de Gazete 3'ü ve 17 Mart 2009'da Kanal 3'ü 35 ortakla Türk halkının hizmetine sunarak pek çok konuda ilklere imza atmıştır. Tarih, 17 Mart 2009 saat 16'yı gösterdiğinde evrendeki yeni yıldız sloganıyla Kanal 3 doğmuştur. Yaktığımız bu meşaleyi kırmızı çizgilerimizden asla ödün vermeden gelecek nesillere aktararak geçmişe emanet bırakmak en büyük hedefimizdir. Kanal 3 çok kısa bir sürede birbirinden kaliteli gündem oluşturan eğitici, öğretici, eğlendirici ve izlendikçe izlenesi programları ard arda yayın hayatına kazandırmış ve kazandırmaya da devam etmektedir. Tüm çabamız ulusal medyanın Anadolu'da dolduramadığı boşlukları tamamlamak ve halkımıza hak ettiği değeri hissettirecek medya odaklı bir misyon üstlenebilmektir. Kanal 3, kendi imkanlarıyla yüksek teknolojiye sahip canlı yayın araçlarıyla hem kendi kanalına hem de diğer televizyon kanallarına dünyanın her yerine yayın yapacak imkana sahiptir. Kanal 3, Türkiye'nin olduğu kadar uydu üzerinden ulaştığı Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'daki 85 ülkenin izleyicilerinin televizyonudur. Bizler tüm azmimizle bu kurumu zirveye taşıyarak inancımızın ödülünü hep birlikte paylaşacağız. İnanç, göremediklerimize inanmaktır. Bu inancın ödülü ise inandıklarımızı görmektir. Şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan şehrimizin markası, Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan kapısı, Afyonkarahisar'a uzakları yakın eden Kanal 3 Televizyon'un 13. yıl dönümünü kutluyorum. Kanal 3 Televizyon'un gerçekten ilimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz gurbette birçok hemşerisi olan bir vilayetiz. Bugün Belçika'da, Brüksel'de, Gent'te, Almanya'da, Hollanda'da birçok Afyonkarahisarlı yaşamakta. Bunların hepsi Kanal 3 sayesinde izledikleri televizyonda programlar sayesinde kalpleri Afyonkarahisar'la bir olarak atıyor. Aynı zamanda şehrimizin Dinar ilçesinde yine Daskır'da, Emirdağ'da yani şehrimizin dağında, taşında, kasaba her yerinde tek yürek olarak atmasını sağlayan Kanal 3'e sonsuz teşekkür ediyorum çalışanlarına. Tekrar söylediğim gibi Kanal 3'ün kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Afyonkarahisar için bir marka. Esasen bu kanaldan önce biliyorsunuz Mega Birlik Medya kurulmuştu. 35 çok değerli iş adamı tarafından kuruldu. Akabinde biliyorsunuz 26 Ağustos 2008 tarihinde gerçekten Afyonkarahisar için çok önemli bir gazete çıkarıldı. Gazete 3. Akabinde hemen televizyon yayına başladı. Biliyorsunuz 17 Mart 2009 yılında Kanal 3 televizyon yayına başladı. Bu Afyonkarahisar için bir dönüm noktası oldu. Gerçekten muhteşem yayın yapıyor. Şu anda bildiğim kadarıyla 85 ülkede yayın yapılıyor. Yani bu hakikaten önemli bir mesafe kat etti. Çok sıkı takip ediliyor. Bilhassa yurt dışında, Belçika'da, pek çok Avrupa ülkesinde Kanal 3'ün yayınları ilgiyle izleniyor. Ben programların çok güzel olduğunu bizzat şahidim. Yayınlar çok güzel. Hatta bazı yayınlarda üniversitemizle de işbirliği yaptı. Güzel yayınlar, öğretici, eğitici, tarafsız bir yayın yapıyor ve halkı bilgilendiriyor. Ve çok güzel bir mesafe kat edilmesinin dolayı ben mutluyum. Özetle ben diyorum ki Kanal 3 Afyonkarahisar'ın bir markasıdır. Daha da gelişeceğine inanıyorum. İnşallah biz de bu konuda her türlü desteği veriyoruz. Şimdi efendim Kanal 3 bölge, hem bölge hem de bu yaptığı yayınlarla 85 ülkede yayınlarıyla sadece bölge değil, uluslararası bir hüviyet kazandı. Ben özellikle tabii bütün Türkiye'yi gezen bir kişiyim. Ege bölgesinde gerçekten seyredilen bir bölge kanalı olma özelliğine kavuştu. Eskişehir'de seyrediliyor. Yani aşağı yukarı bu bölgede pek çok şehirde, civardaki şehirlerde seyredilen gerçekten çok itibarlı ve sevilen bir kanal. Bu bakımdan ben de bir Afyonkarahisarlı olarak Kanal 3'ten dolayı çalışanlarından, sahibinden, yöneticilerinden
dolayı gurur duyuyorum. Şimdi Kanal 3'ü tabii de Türkiye'de ulusal kanallar arasında yerini almasını istiyorum yani özellikle. Bu konuda da hakikaten adım atıldı. İnşallah bu televizyon artık bölge televizyonu olmaktan çıkarak bir milli bir televizyon, ulusal bir televizyon kanalı haline gelecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu da zor bir şey değil. Yani çünkü her türlü altyapısı var. Görüyoruz işte mükemmel stüdyoları, imkanları var. Ama bakın ama buna Afyonkarahisarlılar ve bölgede Ege bölgesinin insanları, hatta İç Anadolu, Konya, Eskişehir, onların da bileceği kadar, onlar da sahip olmasıyla gerçekten Kanal 3 çok güzel yayın yapan, halka tarafsız bilgileri ulaştıran ve halkı bilgilendiren, halkı eğiten muhteşem bir televizyon kanalı haline gelecektir. Bu da çok geç değil. Ben bunu da özetle bekliyorum. Herhalde bizi dinleyen yönetim kurulu başkanımız ve Kanal 3 çalışanları bu konuda bir adım atacaklardır diye düşünüyorum. Afyonkarahisarlılar için mark olan bu televizyona herkesin sahip çıkması gerektiği kanaatindeyim. Siyasette bulunduğumuz süre içinde her zaman konuştuğumuz sözlerin, yaptığımız fiillerin, davranışların, icraatların Kanal 3 vasıtasıyla da bütün hemşehrilerimize, Türkiye'ye, dünyaya, kamuoyuna iletildiğini yaşayarak defalarca gördük. Bir program sonrası televizyondaki yaptığımız programın akabinde telefonla arayanlar, yüz yüze görüştüğümüz hemşehrilerimiz, işte vekilim biz sizi Kanal 3'te izledik, şunları söylediniz, bunlar oldu, şunlar olmadı, acaba bu ne zaman olacak? Şurada bir söz vermiştiniz, bu sözünüzün işte şu kısmı oldu, şu kısmı eksik diye söyleniyor ve bunu somut olarak yaşayarak görüyoruz. Kanal 3'ten benim en çok beklentim Afyonkarahisar'da olan her şeyi objektif bir şekilde yayına devam edecek. Bunu gündeme getirmeye devam edecek. Bu önemli. Yapılan iyi işleri duyurduğu gibi bir eksik hata varsa onu da kamuoyuna getirecek, gündeme getirecek ki biz onların düzeltilmesi için gayret sarf edeceğiz. Çünkü yayın kuruluşlarımız, medya kuruluşlarımız, televizyon kuruluşlarımız bir halk adına denetim görevi de yaparlar. Bu denetim görevini yaparken eksik ve hatalı bir durum varsa bunun düzeltilmesi için biz milletvekillerine, yöneticilerine iş düşüyor. İşte çok kıymetli büyüklerimizi gördüm. Yani 80 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş, 50-60 yıldır, 70 yıla yakın bir süredir aynı yaptığı işi Bolvadin'deki bir terzi amcamızı, Sandıklı'daki bir gömlek yıkan amcamızı, Bayat Malıcı'daki bir masa sandal yapan amcamızı, Dinar'da şapka diken bir amcamızı gördüğümüzde, bunların bu çalışma azmini, aşkını gördüğümüzde, bunların ve yaşayan bu tür varlıklarımızın, yaşayan kültür, miras değerlerimizin genç kuşaklara tanıtılması lazım. Ve onların çalışma aşkını bütün gençler görmeli ki, ben 45 yaşından hiç emekli olmadım, artık yoruldum dememeli ve bu insanlara örnek almalıyız. Bu ve benzeri Afyonkarahisar'ın doğal, tabii kültürel varlıklarını, değerlerini, ekonomik, ticari değerlerini daha çok gündeme getiren, yaşayan miras değerlerini de gündeme getiren yayınlar da olursa mutlu olurum. Evet, öncelikle Kanal 3'ten ziyade ben önce medyadan girmek istiyorum. Medya gerçekten hem görsel hem yazılı anlamda toplumda etkisi olan, toplumu yönlendiren bir sivil toplum kuruluşu diyeceğim. Çünkü özellikle 15 Temmuz gününde görsel medyanın ne kadar önemli olduğunu bugün yaşadık. Afyonkarahisar Kanal 3'te o gün sağ olsun gece yarısından itibaren canlı yayına geçerek 15 Temmuz'da milletimizin yanında olan tavrını gösterdi. 2009 yılında yanlış bilmiyorsam 35 iş adamı, Afyonkarahisar'ın çok değerli 35 iş adamının bir araya gelerek kurduğu Kanal 3, belki bugüne kadar çoğu zaman zarar etti, çoğu zaman kar para kazanmadı ama halkımıza doğruyu, düzgünü ve güzeli iletti. Bu kanaatteyim. Kanal 3'ten beklentimiz bugüne kadar söylediğim gibi doğru ve tarafsız bir yayın yaptı. İnşallah bundan sonra da bu doğru ve tarafsız yayınını devam ettirir. Vatandaşımızı yönlendirmeden sadece gerçekleri gösterip sadece işte politikacısı olsun, iş hayatı olsun, diğer hayatlar olsun veya yapılan hizmetler olsun gösterip halkımızın takdirine sunmasını talep ederim. Kanal 3 olmadan önce Afyon bu manada çok eksikti. Kanal 3 televizyonunu ulusal yayın yapan medya noktasında taşımak adına Afsiyat kurucusu, başkanı ve halen Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanımız Hüsnü Sertesel Bey öncülüğünde
35 saygın iş adamının bu eksikliği ve ihtiyacı görerek, bir araya gelerek herhangi bir kazanç beklemeden, herhangi bir kar amacı gütmeden Afyon'un sesi ve solu olmak amacıyla yayına hayatına başlattığı Kanal 3 bölgemizde öncelikle bölgesel olarak hem siyasette demokrasinin gelişmesi adına, hem genel kültürümüzün oluşması adına, hem de Afyon'a ait bütün problemlerin halkımıza paylaşılması ve gündeme taşınması adına gelenekli göreneklerimizi, iş hayatımızı, sosyal hayatımızı, bölgesel problemlerimizi işleyerek gerçekten bu bölgede, sadece Afyon'da da değil, pek çok ilimizde çok yakinen izlenen, hatta uluslararası anlamda seyircisi olan, takipçisi olan bir kanal, Kanal 3 televizyonu. Elbette her kanalın kendine ait bir yayın politikası vardır. Kanal 3'ün de yayın politikası Afyon'a hizmet etmek, Afyon'un genel kültürüne hizmet etmek, Afyon'un ekonomik noktada gerek problemlerini, gerekse üretilmişleri ve üretilecekleri kamuoyuyla paylaşmak, bazı problemlerde de bir kamuoyu oluşturmak amacıyla yayın yapmakta. Bu her ilde kendine ait bir alan olmasına rağmen, bu anlamda Afyon'umuz ve Kanal 3'ümüz yerel televizyon içerisinde gerçekten bir inci noktasında. İlimizde seyretmeyen aileler yok. Köylerimizde, beldelerimizde, yakın illerimizde de çok fazla takip ediliyoruz. Bu anlamda siyasi olarak ben bu kanalın yaşayabilmesi için her türlü fedakarlığın yapılması noktasında düşünüyorum. Çünkü bunu kuran anlayış burada sadece kanal para kazanmak için değil, Afyon'a kültürel ve sosyal hizmet etmek amacıyla kurdular. Düşünüyorum, kendim kendi içerisinde canlı yayın araçları da aracınız da var. Bir miktar canlı yayın aracınız deyince, ben bu sektörden birisiyim. Daha önce ulusal bir kanal kuruculuğu ve o kanalda 3 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Bunun için buradaki bazı problemleri çok iyi bilirim. Mehmet Emin Büzbey ile de TRT Genel Müdürümüzü ziyaret ettik daha önce bu konularla ilgili. İşte her ay TÜRKSAT'a ödenen paralarla ilgili, biraz fazla olduğu ile ilgili hepimizin ortak bir kanısı var. Giderler tabii ki çok fazla burada. Bunlarla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor. Benim gördüğüm, isteyen herkes Afyon'la ilgili problemlerini veya Afyon'a taşımak istediği gündemleri Kanal 3 üzerinden yapabiliyorlar. Hiçbirimize bir ayrıcalık tanınmıyor. Ellerinden geldikçe, geldiği müddet içerisinde bizi davet ediyorlar. Bizler burada milletimize, hemşehrilerimize ifade etmek istediğimiz projelerimizi, yaşadıklarımızı paylaşabiliyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bazı illerde bu tür sıkıntılar vardır. Yani bir kanal kurulmuştur. O kanal sadece bir siyasi görüşün kanalı olabilir. Ya da bir holdingin, bir grubun kanalı olabilir. Çok adaletli çalışmazlar. Daha çok yayınlarında karşı tarafı rencide edici programlar yaparlar, ama Kanal 3 bugüne kadar o tür şeyler hiç yapmadı, denemedi de. Çünkü Afyon'un bir kanal olarak bakıyorlar kendilerine arkadaşlarımız. O sebepten ben bir siyasi olarak çok beğeniyorum. Şimdi tabii insanların beklentisi sınırsız, biliyorsunuz. Ancak burada yayın kalitesi gayet güzel. Mahalli eğlence programları var. Çocuklarla ilgili programlarımız var. Hanımefendilerle ilgili programlar var. Yöresel programlar yapılıyor. Yani gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla eksik bir alanı yok. Ama burada bize düşen vazifeler var. Yani hem izleyiciler için hem de Afyon, Karahisar'da ve içerilerinde oradaki işletme sahipleri, iş adamlarımızın bu kanala sahip çıkması gerekmektedir. Bir şey varken kıymeti fazla bilinmiyor.
Ama Allah korusun bu ekran kapatılmış olsa emin olun sağır ve kör oluruz. İsteğim ve arzum odur ki daha çok gelişerek, Afyon'umuza daha çok hizmet ederek inşallah sonsuza kadar sürmesini dileğimle hepinize başarılar diliyorum. Sizin vasıtanıza da Afyon hemşerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ve Kanal 3'e sahip çıkmanı istiyorum. Türkiye'de basının aslında 3 tane kuvvet var. Yasama, yürütme, yargı diyoruz ama bence 4. kuvvet basın. Çünkü basının gücünü hiç kimse inkar edemez. Özellikle halkın her şeyden haberdar olması, haber alması, sanattan siyasete, spora kadar her konuda yaşananları birebir gözlemleyebilmesi, bilgi edinebilmesi açısından basın önemli. Bu bakımdan da özellikle Afyon Karahisar'da ve çevresinde yaşanan her türlü gelişmeyi, olayı, her şeyi Kanal 3 sayesinde hemşerilerimiz, hem Afyon Karahisar'da yaşayan hemşerilerimiz hem de diğer illerde, hatta yurt dışında bile yaşayan hemşerilerimiz rahatlıkla öğreniyorlar. Bu konuda gerçekten bizler de Afyon Karahisar yerel gündemini Kanal 3 televizyonundan takip ediyoruz aynı zamanda. Yine bizlerin çalışmalarında siyasetçiler olarak vatandaşlara ulaştırma noktasında da özellikle bölgesel sıkıntılarla ilgili verdiğimiz mücadelelerde Kanal 3'ün desteğini görüyoruz. Biz siyasetçiyiz. Yaptığımız çalışmaların, yaptığımız mücadelelerin halka ulaşması önemli. Bu bakımdan da basın önemli. Bu konuda da ben milletvekili olduğum günden bu yana Kanal 3'ün bütün milletvekillerimiz, ben sadece benim için değil, bütün milletvekillerimizin çalışmalarına bir şekilde katkı sağladığını, bizlerin vatandaşa ulaşmamız noktasında üzerine düşeni yaptığını ben gözlemliyorum. Bölgemizde yaşanan her türlü konuyu da işliyorsunuz, bizleri bilgilendiriyorsunuz. Bu noktada bölgedeki katkılarınız kesinlikle tartışılmaz. Yurt dışında, gurbette olan, vatanından binlerce kilometre uzaklıkta olan hemşerilerimize bir anlamda vatan özlemini giderme noktasında bir parça da olsa katkı sağlıyor. Bunu gözlemledim. Bu çok güzel bir şey. Diyorlar ki biz açıyoruz Afyon'la ilgili, orada yaşananları öğreniyoruz, sizleri izliyoruz. İşte zaman zaman tabii sanatsal programlarınızı da izlediklerini ifade ediyorlar. Bundan da çok memnunlar. Bölge açısından da biraz önce belirttiğim gibi bölgede yaşanan gelişmeleri, yaşanan olayları aktarmanız, sabahtan akşama kadar elinizden geldiğince halkı bilinçlendirmek için yaptığınız yayınlar çok güzel. Bölge milliyetçiliği yapacak olursak Kanal 3'ün daha da yükseklere çıkmasını, biz daha çok kişiye ulaşmasını, büyümesini, gelişmesini çok isteriz. Biz bütün Türkiye'ye yayın yapanız, zaten şu anda her yere yayın yapıyorsunuz ama daha geniş kapsamlı çalışan, daha çok ilerlemiş, daha çok kişiye ulaşmış bir Kanal 3'ü görmeyi biz çok isteriz. Günden güne de Kanal 3'ün ilerlediğini görüyoruz. Buna da çok seviniyoruz. İnşallah bu ilerleme daha da üst düzeylere ulaşır. Bizler de elimizden gelen katkıyı vermeye her zaman hazırız. Basın özgürlüğünün sağlandığı, gazetecilerin tutuklanmadığı, herkesin rahatlıkla haber yapabildiği, objektif yayıncılığın tamamen Türk medyasına hakim olduğu bir yıllar diliyorum. Tabii Kanal 3 kurulduğu günden itibaren hem Afyon'umuzu hem bölgemizi, hem elbette Afyon'umuz gibi yurt dışında önemli bir gurbetçi sayımız var, değerli hemşehrilerimize önemli bir iletişim zemini oldu. Dünya, değişen bir dünyada kitle iletişim araçlarının önemi her geçen gün, iletişime erişilebilirliğin artması dolayısıyla daha fazla toplumsal ilişkilerde de çok etkin hale geldi. Elbette toplumsal ilişkilerin belki de en önemli faaliyet alanı siyaset. Siyasi arenada da bizler için de çok geniş kitlelere ulaşmakta. Sadece Afyon özel değil ama geniş bir kapsamda uydu yayın dolayısıyla da Afyon'umuzda ben çok önemli bir vazife gördüğü kanaatinde. Elbette Türkiye'nin her yerinden nerede olursak olalım, uydu yayını varsa zaman zaman kendi mahallemiz, kendi memleketimiz,
olanı biteni izlemekte. Bir alışkanlık açıkçası. Güncel olaylar kadar farklı farklı renkleri, farklı farklı programları, sadece siyasetçiler için seçim dönemi değil, onun dışında da zevkle izlediğim, daha etkin olabilecek aslında ülkenin gelişmesi, memleketin farklı farklı, çok geniş bir coğrafyaya hitap ediyor Afyon. O açıdan da Kanal 3 önemli bir avantaj. Ulusal yayınların karşısında bölgesel ve yerel yayınlarım, hele hele Afyon'da bu ölçekte bir televizyonun olması da bir büyük avantaj. Mukayese ettiğimizde ekonomik ölçeği, nüfus ölçeği Afyon'dan çok daha büyük vilayetlerimizde, bu ölçekte Kanal 3'ün sahip olduğu hem teknik altyapı hem onun dışındaki medya altyapısı itibariyle bu ölçekte bir altyapıya sahip olan televizyonların olmadığını görüyoruz. O açıdan hem burada çalışanlar olarak hem de Afyon'da yaşayan vatandaşlarımız olarak, esnafıyla, tüccarıyla, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partileriyle bu önemli kuruma sahip çıkmak hepimizin vazifesi diye düşünüyorum. Elbette bir etkileşim zemini, sadece bir fikrin değil, farklı farklı fikirlerin, pek çok farklı mecralardan akıp geliyoruz. Farklı tortular, farklı fikirlere sahibiz. O açıdan toplumun bu manada iletişimini sağlayacak, iletişimi yoluyla sosyalleşmenin aracıdır aynı zamanda televizyon. Sosyolojide öyle tarif ederiz. O sosyalleşmenin aracı olması hüviyetiyle de ortak menfaatleri birlemek noktasında, ortak duygulara, ortak fikir birlikteliklerine de vesile olması açısından önemli bir zemin. Bu zamana kadar geçmişte karasal yayın yapan yerel televizyonlarımız vardı. Bugün özellikle Kanal 3'ün yayın hayatına başlamasından itibaren Afyon'da zaten çok belirleyici bir hüviyete erişti. Bunu ifade ederken hakikaten çok pahalı bir yayın faaliyeti. O açıdan da bu zamana kadar sürdürülebilir olması Kanal 3'ün ortaklarının, sahiplerinin bu noktadaki özverisine dayanıyor. O açıdan da bunca zaman sürdürülebilir halde bu kurumu yaşatmış olmaları da önemli bir fedakarlık. Bu açıdan kendilerine de müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Hem yerelde hem uydu dolayısıyla artık dünyanın her noktasından, ister Amerika kıtasında, ister Avrupa'da, ister Afrika'da Kanal 3 televizyonumuz izlenebiliyor. Bu açıdan artık mesafelerin her geçen gün anlamsızlaştığı, bu mesafeleri sosyal medya, internet ortamı önemli bir mecra. Elbette uydu yayıncılığı aracılığıyla da Kanal 3'ümüzün, özellikle Afyon'un dışında, zaman zaman ifade ederim Afyon'umuzun diasporası yok diye, sadece yurt içinde başka şehirlerde yaşayan insanlarımız değil ama yurt dışında yaşayan önemli bir hemşeri kitlemiz var, özellikle Belçika'dan başlayarak. Oralarla da sağlıklı iletişimleri, sıla-i rahim duygusunu, memlekete, vatanına bağlılığını pekiştirecek bir imkan sunuyor. Yakından takip ediyorum, yurt dışında da önemli yapılanmalar noktasında Kanal 3 televizyonumuzun adımları var. Şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bunca zaman ifade ettiğim gibi büyük bedeller ödeyerek, fedakarlık yaparak kurumsal olarak yöneticileri Kanal 3'ün bu zamana kadar getirdiler. Umarım önümüzdeki süreçte yayın kalitesini, içerik olarak da, programların çeşitliliği olarak da Türkiye çapında etkin yayınlar sadece Afyon'a değil bölgeye de hitap edilecek. Bu altyapı ulusal çapta bir yayın yapmaya da müsait, o nitelikte içerik üretebilecek bir imkan evresine Kanal 3 televizyonumuz evrilir diyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Basınımızın olmazsa olmazlarından ilkin yerel olarak kullanan, şu anda bölgesel yayın yapan Kanal 3'ümüzün 13. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Afyon'da ciddi bir eksiği giderdi. Afyon'u neredeyse olmazsa olmazlarından çalışanlarını da tebrik ediyorum. Mega Birlik gazeteyle, Gazete 3 ile çıktı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de dağıtılarak başladı yayın hayatına. Yani Mega Birlik kuruldu ama ilk yayın organı Gazete 3'tü. Sonra 17 Mart'ta Kanal 3 ile ikinci yayın organımızı devreye soktuk. Ama bu tabii 10 sene önce birden olmadı. Birlikten güç doğar, şuradan geliyor. Çünkü birçok iş adamı, sanayici arkadaşımla birlikte bu fikir ortaya çıktıktan sonra toplantılar yaptık.
kimlerle birlikte olabileceğimizi belirledik. Ondan sonra televizyon, gazete belirlenmişti ama televizyon karasal mı olsun, yani analog mu, dijital mi, uyduyla yayını yapsın. Tabii ki çok ortaklı bir sistemde karasal değil, artık tüm Türkiye'nin izleyebileceği, hatta yurt dışındaki hemşerilerimizin de izleyebileceği şekilde olabilmesi için mutlaka uydu yayını yapan bir televizyon kanalı kurmak gerekiyordu. Yani epeyce çalıştık ama neticede yaklaşık 30 iş adamı arkadaşımla birlikte kurduk bunu. Dolayısıyla birlikten güç doğar sloganı da çok ortaklı olmasından kaynaklanan bir slogandı. Bir basın yayın organı kuralım istedik ama hem görsel hem de yazılı basın olsun ve çok ortaklı olsun dedik. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bugün medya halen daha, o gün de öyleydi, para kazanan bir sektör değil. Yani genelden bahsediyoruz. Geneli para kazanan bir sektör olmadığı için tek bir şahsın hakikaten uydudan yayın yapan bir televizyon kanalını götürmesi çok sürdürülebilirliği olmuyor. Bizle birlikte kurulan, bizden çok daha önce kurulan televizyon kanalları, uydu yayını yapan çoğu kapandı. Bazıları da duyduğuma göre kapanmak üzere. Neden? Çünkü tek bir şahıs veya birkaç kişiyle olabilecek bir yük değil. Para kazansa bir kişiyle de olabilir ama para kazanmadığı için, esasen bir sosyal sorumluluk sektörü projesi olduğu için, ki biz öyle düşündük, çok ortaklı olması gerekiyordu. Dolayısıyla çok ortaklı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte konuştuk. Biraz önce söylediğim gibi uydu yayını olması bizim için önemliydi. Çünkü tüm Türkiye'ye, hatta dünyanın önemli bir kesimine ve Avrupa'ya mutlaka ulaşması lazımdı. Avrupa'ya ulaşmasının en önemli sebebi de orada yaşayan hemşerilerimizdi. Şehrimizden, bölgemizden onlara haberdar edebilmekti. Onların buradaki, Türkiye'deki sesi olabilmekti. Dolayısıyla kuruluş aşamasında bunları düşündük. Sonra bu bulunduğumuz binayı, o günden beri bu binadayız, kiraladık ve çok güzel bir şekilde dekorasyonunu yapmak istedik. Bakın bugün iki tane stüdyo ile var. Bu iki stüdyo sonradan eklenmiş stüdyo değildir, büyütülmüş stüdyo değildir. Tamamını biz o gün planladık. Bugüne kadar geldi. Bugün dahi ihtiyacımızı görebiliyor. Yani uzun soluklu planladık. Yine aynı şekilde teknik altyapımızı da öyle planladık. Gerek kameralar olsun, gerek diğer cihazlar olsun, gerek canlı yayın aracımız olsun ve içindeki cihazlar olsun, tamamen en iyilerini seçtik. Hatta o sıralar bir kriz yaşandı. Çoğu dolar bazındaydı. Dolar artınca tabii bizim düşündüklerimiz arttı ve hemen sermaye artırımı yapmak zorunda kalmıştık. Dolayısıyla o günün cihazları, o günün teknolojisiyle en üst düzeydeydi. Dekorasyon da en üst düzeydeydi. Bilgisayarlarımız öyleydi. Yani bunu şunun için yaptık. Birlikten güç doğar dediğimize göre en iyisini yapmak zorundaydık. Çok ortaklı bir işte. Ve doğrusunu da yaptığımıza inanıyorum. Halen daha o cihazları kullanıyoruz. Yani kuruluş aşaması tabii birden olmadı. İlk önce gazeteyi biraz önce söylediğim gibi çıkardık. Oradaki amacımız da 26 Ağustos'ta Kocatepe'de dağıtılmasıydı. Hakikaten bir sürü zorluklar olmasına rağmen o ilk basım aşamasında biz yine sözümüzde durduk. 26 Ağustos'ta
Kocatepe'de dağıtarak yayın hayatına başladık. Bu bizim için büyük bir gurur vesilesiydi. Ondan sonra televizyonun yayına girmesi de bir gazetenin yayına girmesinden sonra bir senelik bir periyottaydı. Ama biz bir seneye kalmadan 2009'un 17 Mart'ında onu da yayın hayatına sokmuş olduk. Bunu sürdürebilmek dahi, yani kapanmadan devam ettirebilmek dahi bir hedeftir bence. Biraz önce söylediğim gibi birçok bizden önce kurulmuş ve bizden sonra kurulmuş televizyon şu anda yayın hayatında yok. Dolayısıyla ilk hedefimiz aslında bunun sürdürülebilir olmasıydı. Kanal 3 ailesi, Gazete 3 ailesi, dolayısıyla Mega Birlik AŞ büyük bir aile. Nasıl büyük bir aile? Yaklaşık 30 tane önemli Afyon'a mal olmuş. Afyon'un ekonomisine önemli ölçülerde hem ihracat hem istihdam yönünde gelir sağlayan bir ortaklardan oluşan bir ortaklar ailemiz var. Bir çalışan ailemiz var. Personelimiz var. Bu da büyük bir aile. Dolayısıyla daha büyüğü bizi seyreden bizim seyircilerimiz var ki bu en büyük aile. Biz zaten onlar için varız. Her türlü zorluğa onlar için katlanıyoruz. Bu üç aile birleştiği zaman da çok önemli bir iki yayın organını oluşturmuş oluyor. Bu ailemizle birlikte devam etmek, bu mega birliği büyütmek, televizyonumuzu, gazetemizi daha nice yıllar devam ettirmek en büyük amacımız. Bu amacı gerçekleştirirken de hem ortaklarıma, hem personelimize, hem de tüm bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kanal 3 Afyon Sanayici İş Adamları diye AFSİAD'da böyle bir toplantı günü. Afyon'da sosyal sorumluluk bilinci içerisinde arkadaşlarım bir araya gelerek Hüsnü Başkan'ın başkanlığında, Hüsnü Serteser Başkan'ın başkanlığında Kanal 3 kurulma fikri ortaya atıldı. Tabii bir müddet geçtikten sonra 26 Ağustos 2008'de gazeteyi kurduk. 17 Mart 2009'da da televizyon Kanal 3 TV'yi kurduk. Mega Birlik medya olarak ismini koyarak beraber kurucu ortak olarak o gün başladık. Afyon'un ekonomisinde, Afyon'un siyasetinde, Afyon'un sosyal sorumluluğunda katkımız olsun diye kurulan bir televizyon. Şu anda da devam ediyoruz. Ben öncelikle yani Afyon'da Hüsnü Başkan'ın başlayıp da hiç bitirmediği ve hatta beraber başlayıp da neticeye ulaştırmadığımız bir iş yoktu. Bir de inanan bir topluluk, inanan bir arkadaş grubu olduğu için biz bunu başarırız diye düşünerek böyle bir işe girdik. Kanal 3 Afyon'da ve Türkiye'de ciddi manada biraz önce söylediğim gibi hem siyasette, hem ekonomide, hem istihdamda, hem Afyon'un genel çerçevesinde ve hatta bölgesel bir yayın yaptığı için bölgemizde Afyon'u, bölgemizi hem Türkiye hem de dünyaya, hatta Avrupa'nın değişik yerlerine Afyon'un haberlerini taze taze, bölgenin haberlerini taze taze aldıklarını söylüyorlar. Avrupa'da gittiğimiz dostlar, bugüne kadar Kanal 3 için hizmet etmiş çalışan arkadaşlara ve Kanal 3'e bugüne kadar destek vermiş iş adamlarına, Afyonlulara ve bölgesel yayın yaptığı için bölgedeki arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
İnşallah Kanal 3 bundan sonra bu bölgesellikten çıkarak uzun vadede ve hatta orta vadede ulusal bir televizyon olarak da bu çizgisini devam ettirmesini istiyorum. Çünkü doğru habercilik, doğru yayıncılık, düzgün programları yaptığı müddet içerisinde Kanal 3 var olacaktır. Biz de kendi adıma söylüyorum ve yönetim kurulu olarak söylüyorum. Biz de her zaman yanında destek olacağız. Kanal 3'ün sadece belli bir bölgede, bir ilde yayın yapan kanal olmadığını, büyük bir kanal olduğunu bir olay bana öğretti diyeyim açıkçası. Burada ilk yaptığımız bir program vardı. Rektör olarak atandıktan sonra Kanal 3'te. Daha sonra ben Ankara'ya gittiğimde birkaç arkadaş beni seni izledik dediler. Dedim ki nerede izlediniz? Bu arada bir ulusal kanala çıkmadım. Ve Kanal 3'te izledik dediler. Bunlardan birisi Afyonluydu ama diğer arkadaşlar Afyonlu değildi. Orada Kanal 3'ün büyüklüğünü öğrenmiş oldum. Yani Kanal 3'ün ne kadar geniş bir çevreye, sadece Afyon bölgesinde değil, tüm ülke hatta Avrupa çapında yayın yaptığını ve programların ne kadar izlendiğini orada da gördüm. Tabii buraya atandıktan sonra da buradaki süreçte de Kanal 3'ün gerçekten ilin nabzını tutan, ülkenin nabzını tutan yorumlarıyla, programlarıyla, haberleriyle büyük bir kanal olduğunu bizatihi görmüş olduk. Buradan hiç şüphesiz hem Afyon'un hem de Türkiye'nin önemli kanallarından birisi Kanal 3. Sadece halka değil, açıkça söyleyeyim. Yani vatandaşın birebir tabii ki evde izlediğini, ne yaptığını, nasıl değerlendirdiğini görme şansımız yok. Ama hastanede vatandaş değil, hekimlerimiz arasında da, sağlık çalışanları arasında da mesela işte bir akşam önceki yapılan programın çok güzel olduğunu, çok faydalı olduğunu bilmedikleri, daha önce farkında olmadıkları konularda da bilgi sahip olduklarını defaatle belirttiklerini duydum ve gördüm. O yüzden kesinlikle geri dönüşlerin iyi olduğunu düşünüyorum. Beğenilen bir program oldu. Dediğim gibi topluma, halka dokunan bir program oldu. Tekrar devamını diliyorum. Şimdi topluma dokunan, bu cümleyi çok sık kullanırım çünkü vatandaşa dokunan her şey, vatandaşın yararına olan her şey ilin, ülkemizin gelişimi için çok çok önemli. Eğer iyi yönde dokunursanız, iyi yönde bilgiler verirseniz, yönlendirme yaparsanız sonuçları da çok iyi olacaktır. Genel olarak toplumda halka yönelik hizmetler açısından üç önemli meslek grubu vardır. Birincisi hakimler, olmazsa olmaz adalet. İkincisi hekimler, olmazsa olmaz sağlıktır. Bir de öğretmenler. Eğitim, sağlık ve adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz, gelişme olmaz. Son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesiyle bu gruba basın da eklendi. Basının gerçekten gücü oldukça fazla. Ancak bu güç iyi yönde olduğu müddetçe, iyi yönde kullandığı müddetçe, olumlu eleştirel yapıcı yönde kullandığı müddetçe bu her zaman ülkemizin gelişimi için yararlı olacaktır. Ben açıkçası şu ana kadar Kanal 3'ün yapmış olduğu programlarda bu programların yapıcı olduğunu, yapılan yorumların, yapılan eleştirilerin yapıcı olduğunu, eleştirel olduğunu gördüm. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Çünkü özellikle Afyon Karayasal Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak bizim ricamız, bizim talebimiz şudur ki eğer ki basın bizim yapacağımız faaliyetlerde iyi yönde, destekleyici tarzda olumlu eleştiriler getirir ise bu üniversitemizin gelişimine, dolayısıyla ilimizin gelişimine katkıda bulunur. Ben Kanal 3'ün bu yönde olduğunu, bu yönde hareket ettiğini düşünüyorum ve bu yönde de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başarıyla, büyüyerek ülkemize ve dünyaya doğru, olumlu, iyi haberler vermesini diliyorum. Öyle olacağını umut ediyorum. Gördüğümüzde odur. Teşekkür ediyorum. Televizyonunuzun 13. kuruluş yıl dönemini kutlar. Sosyal ve kültürel yaşantısında halkımızın duygularına tercüman, düşüncelerine ses olması temennisiyle başarılarınızın devamını dilerim. Kanal 3 kurulduğu yıl itibariyle Afyon'un nüfusu 170 binler civarında. Böyle bir şehirde bir uydu televizyonu kurulacak dendiği zaman çok şaşırmıştık. Fakat bizi sevindiren
Afyon'un iş adamı kardeşlerimizin böyle bir birlikteliğe imza atmasıydı. Bir Anadolu şehrinin bir ucu televizyonun olması ve bunun kesintisiz 24 saat, 365 gün istikrarlı ve basın meslek kurallarına uygun, medya etiğine uygun bir yayın yapması bir şehir için en büyük kazanç. Şimdi artık çağımız iletişim çağı, medya çağı. Bugün insanlar okuduklarından, duyduklarından daha çok gördüğüne inanıyor ve bu tür kanalları takip ediyor. Başka ilin insanı bile beni görünce tanıyor, diyor ki ya sen Kanal 3 program yapmıştın, programa çıkmıştın, oradan seni izlemiştim. Ya da yurt dışındaki bir hemşerimiz gurbette, başka bir onu şehriyle bağdaştıracak bir şey yok. Kanal 3'ü izlemekle o hasretini giderebiliyor. Bunlar önemli şeyler ve girişte de bahsettiğim gibi çağımız iletişim çağıysa bunun en önemli iletişim vasıtası uydu televizyonu, sosyal medya. Biz uydu televizyonumuz sayesinde birçok ile fark atıyoruz. Bugün birçok büyük şey bile Kanal 3'ten belki 5 yıl, belki 8 yıl sonra ancak hepsi de kuramadı. Uydu televizyonları daha yeni kurdu. Ben bu işe fedakarlık yaparak, para koyarak, bedenini koyan, zihnini koyan, her şeyini koyan Afyon'un iş adamlarına gerçekten teşekkür ediyorum. Bu şehrin kalkınmasında, tanıtılmasında onların bu fedakarlığı, yani Kanal 3'ün etkisi çok fazladır. 13 yıl önce atılan Sayın Hüsnü Serteser'in başkanlığında tohum var. Yeşerdi, başak vermeye başladı ve kanalımız bugün itibariyle çok şükür ki belirli bir noktaya geldi. Bütün dünyaya Afyonkarahisar'ın açılan bir penceresi haline geldi. Tabii ki bizim 36 iş adamı ile birlikte kurup birlikte büyütmeye çalıştığımız kanalımız bugünlerde 14. yılından gün almaya başlayacak yarın itibariyle. Dolayısıyla bizim felsefemiz olarak yarı kamu şeklinde bir kar amacı gütmeden topluma hizmet yönünde sosyal sorumluluk projesi paralelinde yapmış olduğumuz girişim bugünlerde toplumumuzun malı olmuş durumda. Artık Kanal 3 televizyonu 36 ortağın değil, bütün Afyonkarahisar'ımızın diye düşünüyoruz. Kuruluşundan itibaren zaman zaman yönetim kurulunda, yönetim kurulu başkanlığında değişimler oluyor. Bu dönemde bize bu işlerde toplum işi olduğu için görevler talep edilmez, görev verilir misali. Bugün itibariyle de bizim yönetim kurulu başkanlığımızla ilgili bir talepte bulunuldu. Biz de elimizden geldiği kadar bu görevi yapmaya yönetim kurulumuzla birlikte devam edeceğiz. Bu vesileyle de ayrıca Kandilini bütün Afyonkarahisarlıların ve dünyada bulunan bütün Afyonkarahisarlı izleyicilerimizin Kandilini kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Mega Birlik bünyesinde yayın hayatını sürdüren Kanal 3'ün 13. yayın yıl dönümünü hep birlikte kutlamaktayız. Kanal 3, Afyonkarahisar'ın gerek yurt içerisinde gerek yurt dışındaki sesi olmuştur. İnşallah ülkemize ve Afyonkarahisar halkına daha iyi hizmetler etmesini temenni ederim. Mega Birlik medya ailesi kelimelerle tarif edilebilecek bir şey değil, biraz zor. Afyon'un 30 iş adamına bir araya geldiği bir kuruluş. Afyon gibi yerlerde, maalesef Afyon'da bu tür ticari birliktelikler çok fazla yürümüyor. Türkiye'de de çok fazla, çok ortaklı yerler yürümüyor. Hele ki bir de para kazanmayıp sürekli cebinizden para katıyorsanız bunun yürümesi, yürütülebilmesi çok kolay değil. Ama burayı kuran arkadaşlarım, dostlarım o kadar özverili bulunmuşlar ki, İşte bugün içinde bulunduğumuz bu stüdyo, bu bina, kullanılan ekipmanlar, canlı yayın araçları, her biri için maliyetten kısılmamış, ucuza alalım, yapmış olmak için yapalım denilmemiş, en iyisi alınmış. Bunu elbette bütün televizyoncular bilirler, takdir ederler. Dışarıdaki başka iş insanlarının bunu görüp bilmesi pek mümkün değil. Ama gerçekten işi bilenler, burası için çok masraf edildiğini, iyi ekipmanların alındığını ve iyi kişilerle çalışıldığını görüyorlar.
Ekipmanları iyi, çıkış noktası iyi ve çalışanlar burada çok daha aidiyet duygusu içerisinde bir araya gelmişler. Mega Birlik böyle herkesin bir araya geldiği, tek kelimeyle ifade edilecekse bir aile. İnsanlar evlatlarıyla gurur duyarlar, evlatlarını çok severler. Ama kendi iş telaşeleri, bir de gençliğin, eğer genç yaşta evlat sahibi olduysanız ona gereken pek ilgiyi göstermeyebilirsiniz. Ama o evladınızdan bir torun geldiği zaman da o torun biraz daha farklı olur. Evladınıza gösteremediğiniz hassasiyeti torununuza gösterirsiniz. Onun büyüyüp serpilmesini çok daha farklı hissedersiniz. Bir yazımda bundan bahsetmiştim. Evet, bura bizim de kurulmadı ama benim de her zaman sevdiğim bir kanal oldu. Elimden geldiğince de desteklemeye çalıştığım bir kanal oldu. Burada herhangi bir güzel şeyde mutlu oldum. Bir Afyonlu olarak. Çünkü Kanal 3 her ne kadar ticari bir kuruluş olsa da Afyon'un dünyaya açılan penceresi. Buranın iyi olması, başarılı olması için de ben de elimden geleni yaptım. Burayı öyle bir torun gibi gördüm. O ifade ondan dolayı. Ben bir orkestra şefiyim. Bunda orkestra şefini o noktaya layık gören bir yönetim var. Ben de onların ortağıyım. Onlarla beraberim. Masanın hem o tarafındayım hem bu tarafındayım. Ama siz istediğiniz kadar iyi orkestra şefi olun. Keman çalan yanlış notaya basarsa, piyanodaki farklı bir notaya çalarsa, diğeri farklı bir şey yaparsa sizin orkestra şefliğiniz hiçbir işe yaramaz. Burada teknik ekipten, haber merkezine, program müdürlüğünden diğer noktalara, sizin uydudaki noktanızdan dışarıdaki PR'ınızı yapan ekibe kadar hepsinin bir uyum içerisinde olması ve bunu istemesi çok önemli. Burada güzel bir uyum var. Kanal 3'ü uzun vadede görmek istediğim yer sadece benim istememle olmuyor elbette. Yönetim kurulu başkanımızın ve ortaklarımın, yönetim kurulunun tamamının istemesi gerekiyor. Çünkü bu yayın işi kolay bir iş değil. Fazlasıyla maddiyat gerektiren bir iş. Bugüne kadar da herkes elinden gelen her şeyi en fazlasıyla yapmış. Görmek istediğimiz nokta bize kalsın. Çok daha yukarıda görmek istiyoruz. Ulusal anlamda yayın yapan kuruluşlara baktığımız zaman da onlardan da hiç altta kalır bir yanımız yok. Farklı şekilde inşallah ileride güzel sürprizler olabilir diye düşünüyorum.